Muhittin'in çıkış yeri açık açık Said Nursi Hazretleri de söylemiştir. Fakat bunun kaynağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O kadar fazladır ki Konstantin'e İstanbul diye hadisler. Yani sırf 20 tane benim bildiğim var. Yani. Evet. Hep İstanbul, Konstantin'e. Said Nursi bunu açıklarken şöyle diyor. Vukuat-ı ahir zaman diyor. Evet. İstikbalde olacak olaylar diyor. Basra, Küfe, Şam, Mekke, Medine gibi yerlerde tasavvur edilmiş diyor. Bunun sebebi şudur diyor. O devir diyor raviler İslam aleminin başkenti hep orada kalacak gibi zannettikleri için diyor. Mesela Basra demişlerdir, Medine demişlerdir, Küfe demişlerdir diyor. Halbuki İslam aleminin başkenti en sonra İstanbul'da kalabiliyorsunuz. Evet. Sonra o hilafet kalkınca evet. İslam aleminin başkenti olmaktan da çıktı tabi. Evet. Ama bir manevi yönü kaldı. Evet. Dolayısıyla ahir zaman olaylarının hepsi diyor İstanbul'da olacaktır diyor Said Nursi Hazretleri. Yani Mehdi'nin zuhuru, Hazreti İsa'nın nuzulü diyor. Yani eşhas diyor. Eşhasa ait olaylar diyor. Hepsi ahir zamanda İstanbul'da olacağı belirtiyor. Yani tek yerdir olaylar. Ve hem Hristiyan aleminin başkenti olmuştur İstanbul. Hem Müslüman aleminin başkenti olmuştur. Hızır'la Hazreti Musa'nın buluştuğu yerdir aynı zamanda. İki denizin birleştiği yer. Evet. Çok hayati, dünyanın merkezidir İstanbul. Yani noktadır. Bütün olaylar İstanbul'da olur. Ne olursa İstanbul olur. 1400 sonra diyor, gelecek bir hakikati diyor. Tarihini net veriyor. İstanbul'da çıkacağını açık açık söylüyor. Raviler diyor, Basra, Küfe ve Şam gibi yerleri de çıkacağını zannetmişlerdir diyor. Ahir zaman şahıslarının diyor. Yani Mehdi'nin, Hazreti İsa'nın, yani ahir zaman şahıslarının Basra ve Küfe ve Şam gibi yerlerde tasavvur etmişler diyor. Bunun sebebi diyor, İslam aleminin merkezi hep orada kalacak gibi zannettiklerindendir diyor. Halbuki İslam aleminin merkezi en son olarak İstanbul'a gelmiştir. Sonra da halifelik kalkmıştır. İstanbul, İslam aleminin merkezi olmaktan da çıkmıştır. Ama ahir zaman olaylarının gelişeceği yer olarak hadisteki yeri belirlenmiş oluyor. Yani İstanbul olduğu açıkça anlaşılmış oluyor. Zaten kendisi de çok açık söylüyor. Yani son hilafet merkezi neresiyse diyor, orada oluşacaktır diyor. İstanbul kutsal bir yerdir. Biliyorsunuz bir ara Hristiyanların da başkentiydi. Müslümanların başkenti oldu. Dünyanın en güzel şehridir. En önemli şehridir. Mehdi'nin çıkacağı yerdir. Hazreti İsa'nın nüzul edeceği yerdir. Çok büyük olayların olacağı yerdir İstanbul. Ama hep sevginin, şefkatin, merhametin ve barışın sembolü olacaktır. Ve dünyaya adaletin, huzurun gelişmesinde de yine İstanbul merkez görev alacaktır inşallah.